melek yatırımcı olmak nasıl bir şey yani? Niye melek yatırımcı olunuyor? Belki onu anlatabiliriz. Şöyle başlayalım aslında. Bu melek adı nereden geliyor? Biraz oradan başlayalım. Melek kavramı aslında yani tahmin edebileceğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş bir kavram. Bu ta yani 19. yüzyılda 1800'lerde Broadway müzikalleri sahneye konulurken yeterince parası olmayan tiyatro sahiplerinin veya gösteri topluluklarının o dönemin zenginlerine gidip ya bizi fonlar mısınız? Bu sayede biz oyunu sahneye koyacağız. Kazandığımız paranın bir kısmını da size vereceğiz şeklinde teklifleriyle başlıyor. O fonlamayı yapan kişilere de ki işte o zamanın zenginleri işte bu J.P. Morgan'ın sahibi Jean-Pierre Morgan gibi işte General Electric'in kurucusu Thomas Edison gibi isimlerden bahsediyoruz. Onlar da bu fonlamaları yaptıktan sonra ya işte her oyun sonrasında da Broadway'de o tiyatrodaki en ön koltukta oturup işte bakın bu da bizim meleğimiz, bizi fonlayan kişi bu şeklinde açıklama yapıyorlarmış. Daha sonra bunu bir Amerikalı hoca bir research paper'ında işte startuplar nasıl fonlanır adlı makalesinde oradaki melek kavramını yazısında kullanmış. Ve böylelikle işte adı Angel Investor'a dönmüş. Yani o melek kavramı da aslında bir hani iyi niyetle fonlamakta ama yine günün sonunda para kazanmayla ilgili bir işle ilgili doğmuş oluyor. Bugün baktığımızda melek yatırımcı kavramı aslında daha çok hani teknolojik girişimlerin fonlanmasıyla ilgili kullanılan bir kavram. Evet içinde yatırım var. Yatırım olması için ne gerekiyor? Bir ana para olması gerekiyor. İki bir kazanç olması gerekiyor. Üç bir vade olması gerekiyor. Yani vade pek yok bizim işimizde. Yani 8-10 yıl vadeden bahsediyoruz ortalamada. Dolayısıyla uzun vadeli bir yatırım. Çok Türk halkı olarak alışık olmadığımız bir yatırım tipi bu. Uzun vadeli olmasına. Yani bunu neye dayanarak söylüyorum? Yani kafadan söylemiyorum bunu. Bunu şeyden bakabilirsiniz. BDDK'nın açıkladığı veya Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı verilerden baktığınızda bizim mesela teminatlarımızın birçoğu kısa vadede duruyor. Yani bir aylık vadelerde duruyor. Bireysel emekliliğe de baktığımızda o da görece yine hani evet bir pay aldı ama amiral gemisi değil yatırım anlamında Türkiye'de. Onu da görebiliyoruz. Buradan bu yorumu yapabiliyorum. Geri dönersek evet bir yatırım var. Bir de bir dönüşü var bunun. Bu dönüşü de eğer şirket satılırsa oradan geri alıyoruz. Bunun detayına birazdan girerim. Peki melek yatırımcı ne yapıyor? Melek yatırımcı aslında fonlama ihtiyacı olan bir girişimin, teknolojik girişimin erken aşamada hisse karşılığında bu fonlama ihtiyacını kendi cebinden verdiği parayla karşılıyor. Burada neyin altını çizelim? Kendi cebindenin altını çizelim. Bu bir şirket parası değil, kendi birikimiyle yaptığı bir para. Şunun altını çizelim, yatırımın altını çizelim. Yatırım çünkü bu bir borç değil. Bunun karşılığında şirkete hissedar oluyor. Yani tıpkı o işi kuranlar gibi bu işin yukarı çıkma şansını da alıyor, batma şansını da alıyor. Dolayısıyla iki taraflı bir iş. Yani yine burada bunu özellikle anlatıyorum çünkü borsadan hisse senedi almak gibi değil. Yani borsada siz istediğiniz zaman hissenizi satabiliyorsunuz. İşler çok kötü gitse onda birine bile yine satabiliyorsunuz ama burada eğer işler çok kötü giderse, şirket batarsa genelde, ya çok istisnai durumları var ama genelde maalesef o para da batmış oluyor. Evet, ama tam tersi tarafta da şirket çok iyi giderse de çok para kazanmış oluyor. Dolayısıyla melek yatırımcı dediğimiz kişi aslında erken aşama bir girişime koyduğu parayla ona hem maddi hem de aslında olması gereken şekilde manevi anlamda destek oluyor. Onu tanıdıklarıyla tanıştırıyor. İşte mesela diyelim ki bir yayınla ilgili bir platform yapıyorsa örneğin sizinle tanıştırıyor Mesut Bey. Daha sonrasında eğer gerçekten girişimcilik yolundan geçmişse burada işte neler yapması gerektiğine dair buna mentorluk diyoruz. Bu konuda da bilgiler veriyor. Kısaca akıllı para dediğimiz şeyi sunan yatırımcılara biz melek yatırımcı diyoruz camiada. Galata Business Angels bir melek yatırımcının kurduğu bir fon değil. Tam tersi aslında birçok melek yatırımcının toplandığı bir network. Bize biraz GBA'dan bahseder misin? Nasıl kurulmuş, nasıl bugüne geldiniz? Şimdi bu melek yatırımcılığın belki de en zor kısmı teknoloji çok hızlı geliştiği için ve bu gelişme de neredeyse hiç durmadığı için bugün öğrendiğimiz her bilgi yarın eskimiş oluyor. Yani bu altı çizilmesi gereken bir şey. Çünkü
Evet, yani 10 sene önce bahsettiğimiz girişimler bugün çok daha büyük girişimler haline geldiler. Çünkü ölçek çok büyüdü. 10 sene önceki internet kullanıcı sayısı belki bugünün onda biri. İşte kullandığımız verinin büyüklüğü bugün o 10 sene öncesine göre 10 katı daha fazla büyük. Dolayısıyla yepyeni bir pazar var. Mesela benim en çok ilgimi çeken girişimcilik ekosisteminde bu teknolojik girişimcileri destekleyen teknoloji şirketleri var. Örnek veriyorum, mesela Türkiye'de Opsgenie diye bir şirket çıktı. Opsgenie yazılım şirketlerinin yazılım, yani daha doğrusu yazılım tarafında karşılaşacakları problemleri tespit edebilmeleri üzerine bir yazılım. Yani bir startup olması lazım ki Opsgenie'yi alsın ve Opsgenie bundan para kazansın. Ya bu kadar büyüdü ekosistem artık yani. Hani bir sanayi vardı, onun bir de yan sanayisi oluştu. Dolayısıyla şimdi bu kadar büyük bir camiada her şeyi bilmenin bir imkanı yok. Yani mümkün değil. Özetle şöyle diyeyim. Yani bir melek yatırımcı evet bu konuyu en iyi ben biliyorum derse aslında yanılmış oluyor. Dolayısıyla yanına gelebilecek, ona değer katabilecek başka yatırımcılar da olması lazım. Burada bir sinerji yaratmak gerekiyor. Dolayısıyla da yatırımcılar bu anlamda melek yatırmağını tercih etmişler. İkinci olarak da örneğin hani kendi cebinden para ayırıyor demiştik ya. Eğer 100 bin dolar ayırdıysa ve karşısında 100 bin dolar isteyen bir girişimci geldiyse bu 100 bin doların tamamını tek bir girişime yatırmak aslında bu işin teorisi gereği yanlış. Burada hani o finans dersinde anlatılır üniversitelerde veya halk arasında söylendiği gibi sepeti farklı yumurtalara koymak diye. Burada sepeti farklı yumurtaya koymak, tam tersi. Yumurtaları farklı sepete koymak gerekiyor. Dolayısıyla da yumurtaları farklı sepete koyabilmek için bunları da parçalamak gerekiyor. Ama şimdi 10-10 yatıracağım derseniz karşıdaki 100 bin dolar arıyorsa sizin paranız tek başına yetmiyor o girişime ihtiyacını karşılamaya. Yanınıza başka yatırımcıların da gelmesi gerekiyor. Bu ikinci unsurdan dolayı da yine yatırımcılar bir araya gelip melek yatırımı halinde yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Galata Business Angels'ın hikayesi aslında enteresan. Yani bence dünyada da incelenebilecek bir model. Türkiye'de de örnek olması gereken bir model. Bu 1990'ların başında internetin ilk dalgası dediğimiz dönemde ilk kurulan girişimlerin sahipleri bu işten gerçekten hatır sayılır bir para da kazandılar. Bazıları o dönem çıkış yapmıştı, şirketlerini satmıştı. Bazıları büyümeye devam ediyorlardı. Ve bunun sonunda da bu girişimciler, ilk dönem Türk girişimcileri bir araya gelerek biz bu bilgilerimizi, bu birikimimizi ekosisteme nasıl geri verebiliriz ve bu geri verdiğimizde de bundan nasıl para kazanabiliriz? Bunun yollarını aramışlar. Bunun sonucunda da o gün itibariyle 2012 yılından bahsediyorum. Melek yatırma kurmaya karar vermişler. O zaman Türkiye'de aslında aktif bir melek yatırma yok. Denemeleri var ama para yatıran bir oluşum yok. Dolayısıyla da bir araya gelip bu know-how'ı yurt dışından aslında bir nevi ithal ederek ancak daha sonra tabii ki de bunu biraz değiştirerek kendi yöntemimize göre melek yatırım ağını bir araya getiriyoruz. GBA'yı GBA yapan şeylerden bir tanesi de aslında çekirdeğinde eski girişimcilerin olması. Bu eski girişimciler hani ben bir startup'ım var gelip sunum yapmak istiyorum diyen herkesin geçtiği yoldan gitmiş, sıfırdan başlamış ama sonuna kadar gidip şirketini başarıyla satmış veya büyük boyutlara getirmiş başarılı girişimciler olması. Bu çok ciddi bir fark yaratıyor çünkü girişimciliğe büyük bir empatiyle yaklaşabiliyor Galata Business Angels. Dolayısıyla yani bizimle görüşen çoğu girişimcinin söylediği şey, yani burada karşılaştığım muamele ne kadar ciddiye alındığımı görmek beni çok mutlu etti. Yatırım almak tabii herkesin istediği bir şey ama her zaman olmuyor maalesef. En azından buradan aldığım feedback bile, yani geri dönüş bile, burada duyduğum sorular bile benim aklımda yeni çığırlar açtı cümlesini çok sık duyuyoruz Galata Business Angels için. Bu da zaten dediğim gibi biraz yapısından kaynaklanıyor. Galata Business Angels bugün 35 kişilik bir melek yatırım ağı. İçinde dediğim gibi başta o çekirdek kadrosunda başarılı girişimciler var ama onun etrafını süsleyen de işte fon ortakları, private equity ortakları, finans sektöründen gelenler, reel sektörden gelenler gibi bir topluluk var. Ancak hepsinin ortak özelliği startuplarla ilgili sahip oldukları tutku. Yani bu işi yakından takip etmeleri, yatırım işini severek yapmaları ve yatırım yaptıkları şirketlere de destek olmayı bir görev olarak bilmeleri. Bugüne kadar 7 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu tabii ki de yani dünya ölçeğine bakacak olsak çok büyük bir rakam değil. Ancak Türkiye şartlarında hatır sayılır bir para. Hele ki bu işin yani başından
belirtir bu yapan insanlar olduğunu düşünürsek de devamlılık anlamında iyi bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Bugün itibariyle 39 startup'a yatırım yaptık. Bu tabii ki de tek seferde olmadı. Bazılarını iki turda, üç turda yatırım yaptığımız oldu. Ve bu 39 girişim arasında gerçekten çok iyi gidenler var. İşte bizim amiral gemimiz dediğimiz Insider gibi ki bugün işte dünya çapındaki bir fon olan Sequoia'dan ve Amerika'da hatır sayılır bir fon olan Riverwood'dan yatırım almış bir melek yatırımı, pardon, bir girişimden bahsediyoruz. Onunla beraber Firefly gibi işte Amerika'da faaliyet gösteren ve orada Google Ventures, NFX gibi önemli fonlardan desteklenmiş birçok şehirde gözünüzle, kendi gözünüzle görebileceğiniz bu taksilerin üstüne konulan dijital tabelaların sahibi bir işten bahsediyoruz. Deco Passage gibi, Denebunu gibi, Pabino gibi ve yani şu anda aklıma gelmeyen bir sürü girişimin de destekçisiyiz. Hala da yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Bu yatırımcılardan gelen fonları bir havuzda toplayıp GBA olarak ortak bir yatırım mı yapıyorsunuz, yoksa her yatırımcı kendi beğendiği projeye mi yatırım yapıyor? Bu çok güzel bir soru, çok da önemli bir soru. Bu soruyu herkes sormuyor. Keşke sorsalar, bu bilinçte olsalar ama iyi ki sordunuz yani. Bu yayında olmasını ben de çok isterdim zaten bu cevabın. O bakımdan da sorduğunuz çok iyi oldu. Şimdi şöyle, melek yatırım ağı tanımında yatırımcılar yine bireysel kişiler. Dolayısıyla bir girişim geldiğinde ve yatırım yapma kararı alındığında, daha doğrusu şöyle anlatayım, bir girişim geldiğinde ve beğenildiğinde yatırım yapmak veya yapmamak, eğer yaparsanız ne kadar yatıracağınız kararları da yine melek yatırımcıya ait oluyor. Yani gün sonunda hissedarlar tablosunda, pay defterinde siz Galata Business Angels'ın adını görmüyorsunuz. Çünkü o bir yatırım yapan bir tüzel kişi değil. Yatırım yapan her bir yatırımcının ismini pay tablosunda görüyor oluyorsunuz. Bir girişimci size hangi aşamada gelmedi? Sadece fikir aşamasındayken onunla görüşmeyi kabul ediyor musunuz? Yoksa biraz daha olgunlaşsın, en azından ortaya bir bu yurt dışında MPV denen belki ilk sürüm ortaya çıksın. Bunu mu bekliyorsunuz? Tavsiyen nedir? Evet, şöyle ya, yani aslında teorik olarak bir yatırımcıya her zaman gidilebilir. Ama yani şöyle bir durum var. Sizi ne kadar ciddiye alacağı aslında sizin bulunduğunuz aşama ile ilgili. Fikir aşamasında gelip bana danışan da oluyor. Evet, doğru. MVP aşamasında bu minimum viable product, yani müşteriye sunabileceğiniz en yalın ürün dediğimiz noktada gelen de oluyor. Yatırım aradığı için gelen de oluyor veya yatırımı artık büyütmüş, yeni bir tur yapan, yeni bir tur için yatırım arayan girişimler de oluyor. Hepsi geliyor bize aslında. Bu biraz yatırımcının aslında stratejisiyle ilgili. Galata Business Angels'ın stratejisi de biraz kendini ispatlamaya başlamış. Yani artık fikir aşamasını geçmiş. Bir ekip kurmuş, ürünü de hemen hemen çıkartmış. Bu ilk aşama, ama idealinde ürünü çıkıp piyasaya sunmuş ve satış yapmaya başlamış. Bundan para kazanmaya başlamış. Buna traction deniyor İngilizce'de. Yani Türkçe'de de çok sık kullanılıyor. O aşamaya gelmiş girişimler aslında bizim asıl radarımıza gelen girişimler. Oradan başlıyor. Buna işte tohum yatırım veya tohum öncesi yatırım da diyebiliyoruz olduğu aşamaya göre. Ama idealinde bizim yatırım yaptığımız aşama tohum aşamasıdır. Tohumdan sonraki İşte büyüme aşamasında da biz yine destek oluyoruz. Nereye kadar destek oluyoruz? İşler çok büyüdüğünde, artık büyük bir fon sahneye çıktığında orada biz artık biraz bayrağı devrediyoruz. Ama seri A dediğimiz, yani büyük bir fonun ilk defa büyük bir rakamlı yatırım yapacağı turda da Galata Business Angels'ın dahil olduğu daha önce oldu. İdealine ne zaman ben Atay'a ulaşmalıyım, Galata Business Angels'a ulaşmalıyım diye sorarsanız da, ideal dönemi bence hani iş biraz yola çıksın, para kazanmaya başlayın, satabileceğinizi bize gösterin. Satabilmenin aslında iki tane artısı var. Bir, gerçekten bu işi satabilecek bir ekip olduğunu görebiliyoruz. İkincisi, pazarda o ürüne karşı talep olup olmadığını en iyi anlayabileceğimiz şey nedir? Satış. Dolayısıyla da o pazarda talebi bize göstermeniz için o satışı da göstermeniz lazım. Bunun bir tabii yan faydası daha var. O da yatırım yaparken bir şirketin değeri üzerinde anlaşıyoruz girişimciyle. Yani bir şirkete örnek veriyorum, 100 bin TL koyduğumuzda bunun karşılığında ne kadar hisse alacağımızı o şirketin değeri belirliyor. O şirketin değerini, tabi burası çok subjektif bir alan, ama o şirketin değerini göreceli olarak da belirleyebilmek için de
Bence en iyi yöntem ne kadar satış yaptığınızı yatırımcıya gösterebilmek. Bu sürecin nasıl işlediğinden biraz bahsedebilir miyiz? Mesela ben bir girişimci olarak atmam gereken ilk adım ne sizinle bağlantıya geçtikten sonra? Şöyle, bence bağlantıyı geçmeden öncesini bir konuşalım. Çünkü orayı çok hızlı atlıyor çoğu girişimci ve bazen yapacağımız toplantı da havada kalabiliyor o dönemi hızlıca atladıkları için. Şimdi o dönem nasıl bir dönem anlatayım. Şimdi yatırım ihtiyacının aslında bir kredi çekmekten bir farkı yok. Öncelikle bunun altını çizmem lazım. Çünkü burası anlaşılmadığı için sanki yatırım bir hibeymişçesine gelen çok girişimci oldu vakti zamanında bize. Bu konuda biraz daha bilinçaltı arttı ama yine de bunu bir hatırlatmak isterim. Yani şöyle, siz normalde hani bir işinizi büyütmek için bankaya gidip kredi almak istediğinizde nelere bakılıyor? Bir, teminatınız var mı? İki, iş nasıl büyüyor? Satış var mı? Üç, bu işin kurucusu ne kadar inandırıcı bir insan? Herhangi bir ödemeyle ilgili, borçlarını ödemeyle ilgili bir problemi var mı diye bakılıyor. Benzer şeyler bizde de var. Tabii biz teminata bakmıyoruz ama aslında aldığımız bir tane teminat var. O da nedir? Şirketin hissesi. Şirketin hissesi bizim oluyor aslında o andan sonra. Teminatı geri almak istiyorsanız yine tıpkı bankadaki gibi ne yapıyorsunuz? Kredinizi ödediğinizde teminatı geri alabilirsiniz. Bizde de hissemizin değerini, o günkü değerinden bize geri öderseniz eğer anlaşılırsa hisse geri alınabilir. Burada bir fark yok. İkincisi iş nasıl gidiyor ya biz de bakıyoruz. Tabii biz hani bir bankanın baktığı gibi çok büyük bir ölçekte olmasını değil yani en azından evet büyüyen bir iş var ve ciro aylar geçtikçe artıyor ve istediğimiz hızda da artıyor diyebilmek için bakıyoruz. Üçüncü olarak da evet girişimcinin profiline bakıyoruz. Aslında temelde baktığımız en önemli unsur bu işi kim kurmuş? Neden kurmuş? Ve bu işi ileriye götürebilecek mi sorularının cevabını bizim almamız gerekiyor girişimciden. Dolayısıyla da bir yatırım aramadan önceki yapılması gereken şey aslında bu paraya neden ihtiyacınız olduğunu somut bir şekilde kendi kendinize bir girişimci olarak kabul etmek. Benim bu paraya ihtiyacım var çünkü ben yeni bir server almalıyım. Benim bu paraya ihtiyacım var çünkü ben ürünümü pazarlamalıyım. Artık daha çok Facebook veya WhatsApp reklamı çıkmalıyım. Benim bu paraya ihtiyacım var çünkü ekibime yazılımcı almam lazım. Yani yazılımcı işte IT'den anlayan birisi var ama ona ekip kurmam gerekiyor. Veya benim bu paraya ihtiyacım var çünkü işte tedarik ağı kurmam gerekiyor gibi değişik sebeplerle bize gelinmesi gerekiyor. Yani o sebebi bilin. Biz o paranın nereye yatırılacağını bilmek istiyoruz. Buna işte kaynak kullanımı diyoruz veya İngilizce'de use of funds diye geçiyor. Bu da bizim yatırım esnasında sunumda görmek istediğim slaytlardan bir tanesidir. Birincisi bu. İkincisi yatırımcıyı biraz da tanımak gerekiyor. Yani kime nasıl yaklaşacağınızı bilmeniz lazım. Yatırımcı nelere bakmak ister bunun anlaşılması gerekiyor. Maalesef şöyle mailler geliyor bana mesela. Ya benim bir fikrim var. Ne yapabilirim? Ya aslında sorulacak kişi ben değilim orada. Yani tabii ki de yardımcı olduğum çok durum oluyor bu arada. Olmuyor değil ama ya vakit kaybı yaşıyoruz. Yani bana da vakit kaybettiriyorsunuz. Siz daha çok vakit kaybediyorsunuz benden cevap bekleyerek. Çünkü çoğu zaman cevap veremiyorum yoğunluktan dolayı. Ben aslında o nasıl sorusunun cevabını aldıktan sonra gelinmesi gereken bir noktada duruyorum. Yani bu nasılın cevabı da internette bir sürü kaynakta var. Bizim yarattığımız içeriklerde de var. Burada şöyle bir şey var. Yani mesela hepimiz standart bir formata alışkınız. Yatırımcı sunumu diye standart bir format var. Ve yatırımcı sunumunun içerisinde neler olması gerektiği sayfa sayfa bir sürü kaynakta yazıyor. Dolayısıyla da yani yatırımcı sunumunuzu hazırlamadan yatırımcının karşısına gelmek çok anlamlı değil. O hazırlığı yapmak gerekiyor. Bundan sonra da hani az önce bahsettik ya biraz satış yapıp işler yoluna girdi. Evet ya bak bizim işimiz gerçekten büyüyebilecek, pazarda talep var dedikten sonra ben yatırımcı karşısına çıkmanın iyi olacağını düşünüyorum. Böylelikle de aslında konuşma biraz daha ayakları yere basan bir şekilde ilerliyor. Hatta bir girişimcide aradığın en önemli üç özelliği söyler misin? Bu sorunun çok farklı cevapları var. Yani ben ilk işte 2016'nın başında başladım Galata Business Angels'ı. Çok iyi satışçı olmalı, işte her sorulan soruya acayip cevaplar vermeli, kendini ezdirmemeli gibi cevaplar veriyordum bana ilk sorulduğunda bu soru. Sonra bir tane Harvard Üniversitesi'nden bir konuşmacı geldi Türkiye'ye. Ondan aldığım cevaplar bambaşka. O da beni biraz olgunlaştırdı aslında. Mesela onun dedikleri de bir girişimci dediğimiz tevazu sahibi olmalı. Araştırmayı bitirmemeli. Empatik olmalı. Empatik mi deniyor bilmiyorum bu arada. Yani empati sahibi olmalı.
ve son olarak da kazanmaktan hiç vazgeçmemeli. Şimdi bunları ben biraz harmanlıyorum aslında kafamda. Yani bugün baktığımda bir girişimcinin nasıl olması gerektiğinde şöyle benim gördüğüm en iyi girişimciler bir kere çok iyi ekip kuran girişimciler. Bu da zaten bence hani empatiyi içinde barındıran şey. Yani ekip üyelerinin halinden anlayan ama onları da motive edebilecek kadar işte öz motivasyona sahip bir profilden bahsediyoruz. Bence bu işin aslında hani omurgası nedir derseniz ekip kurabilecek bir lider. Ekip kuramayan kişilerin zaten genelde oyunun başında pes ettiğini çok görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi araştırmayı, merak etmeyi bitirmeyen girişimciler gerçekten çok önemli. Çünkü ben biliyorum moduna geçtiği andan itibaren girişimcilerin şunu görüyoruz. Yatırımcı ile ilişkisi bozuluyor. Hatta kopuyor zaman zaman. İkincisi de bizden gelen feedbackleri veya müşterilerden gelen yorumları yok sayıyorlar. Yani hiç unutamıyorum. Mesela bir girişimciye ben şöyle demiştim. Ürünü direkt sahada tespit ederken, test ederken pardon. Ürünü sahada test ederken şununla karşılaştık. Yani ürün sahada kabul görmemiş. Ve bana şey dendi. Yani siz niye bu ürünü kullanıyorsunuz ki? Direkt gelip benden alın bu ürünü dendi mesela. Ben bunu girişimciye söyledim de o adam anlamamıştır gibi bir yorum yaptı mesela girişimci bana. Bu tamamen aslında benim verdiğim ne derler o yorumu, o görüşü yok saymak demek. Bu da aslında işin ilerlemesinde çok büyük engel. Dolayısıyla biraz hani yoruma açık olmak ve öğrenmeye de açık olmak bence burada fark yaratacak önemli konulardan bir tanesi. Üçüncüsü kötüleme anlamında söylemiyorum ama belki hani kültürel olarak en hani zayıf olduğumuz nokta burası Türkler olarak. O da hesap verebilirlik yani accountability diye geçiyor bu İngilizce'de. Eğer bir şey yapıyorsanız onun hesabını verebilmek yani işte aylık raporlamaları düzgün yapmak, bunu en düzgün şekilde yapabilmek, bir konuya karar verdiyseniz bununla ilgili bilgilendirmeyi düzgün şekilde yapmak ve mümkünse yatırımcıların görüşünü alabilmek. Bunlar bence yatırımcıyı oyunun içinde tutmak için önemli konular. Yatırımcıyı oyunun içinde tutmayabilirsiniz bu arada. Ama sonra da şöyle bir şey oluyor. Ne zaman yeni yatırıma ihtiyacınız olduğunda, yeni bir yatırımcı bulduğunuzda, eğer ilk tur yatırımcısı Galata Business Angels'a dönüp bize sorduklarında ya daha iyi raporlama yapan şirketlerimiz var yorumunu yapmak zorunda kalıyorum. Her zaman pazarlamayı yapamıyoruz o anlamda. Siz yeni melek yatırımcılara da dahil ediyor musunuz? Şimdi ben hep tabii aslında Galata Business Angel böyle bir yapı ve sürekli yeni girişimciler arıyorsunuz diye bakıyorum ama mesela sizin insanları melek yatırımcılığa özendirmek ve bünyenize yeni melek yatırımcılar katmak gibi bir politikanız ya da hedefiniz var mı? Aslında üyelerine tabii hitap eden bir topluluk Galata Business Angels ama her zaman yeni üyeye de almak istiyoruz. Tabii şöyle, yani bunun yönetilebilir bir sayısı var. Galata Business Angels'ta da bunun bir limiti var. Bu limiti olmayan melek yatırım ağları da var. Ama günün sonunda hepimizin yapmaya çalıştığı şey bu ekosistemi geliştirmek ve bu ekosistemde ne kadar çok yatırımcı olursa da, melek yatırımcı olursa da bu ülkede daha çok gurur duyacağımız girişimler ortaya çıkacak. Günün sonunda da aslında kazanan Türk ekonomisi olacak, Türk girişimcileri olacak. Bir girişimden çıkan başarılı girişimciler yeni girişimler kuracaklar. Onlardan ilham alan üniversite öğrencileri, lise öğrencileri kendi girişimlerini kuracak. Dolayısıyla böyle bir zincir reaksiyon halinde bu iş büyüyecek. Bu zincir reaksiyonun ilk bence zincirlerinden bir tanesi de hani o sağlam yatırım yapısını kurabilmek. Dolayısıyla melek yatırımcılığı daha çok desteklemek lazım. Burada bence devlet de üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Bireysel katılım sermayesi yönetmeliği diye bir yönetmelik çıkardı ki kaldı ki zaten bunun çıkmasına Galata Business Angels da çok rol oynamıştı. Biz biraz daha İngiltere'deki yapının uygulanmasını istiyorduk ancak o biraz daha arada bir yapıda kaldı. Dolayısıyla da iyi ancak yeterince efektif değil. Dolayısıyla melek yatırımcı sayısını arttırmıyor. Ama zaten yatırımcıyı günün sonunda melek yatırımcı sayısını arttıracak temeldeki unsur daha çok girişimcinin, daha çok girişimin bu işten para kazanarak satış yapılması. Yani yurt dışında başka bir şirket tarafından satın alınması veya halka açılması veya yatırım alındığında işte sonra gelen yatırımcının, ilk gelen yatırımcının hisselerini alması gibi senaryolardan bahsediyorum. Bunlar oldukça melek yatırımcı sayısı artacak.
Peki niye melek yatırımcı olmalı bir insan? Bunun aslında biraz üstünden geçelim. Yani evet, yatırımın belli başlı tipleri var. Bunlardan tabii ilk akla gelen direkt mevduat yatırımı. Döviz var, altın var, vadeli mevduat var. Bunların hepsi yatırım tipi. Ancak bunlar az riskli, getireceği kazanç belli olan yatırım tipleri. Ancak portföy teorisine göre aslında portföyünüzün, yani sahip olduğunuz yatırımın %10'uyla riskli alanları da yatırım yapabilirsiniz. Yani hani 10 sene sonra size en büyük parayı kazandıran şey aslında girdiğiniz en riskli yatırım tipi olabilir. Melek yatırımcılık da aslında o riski ve dolayısıyla da en yüksek dönüşü barındıran iş. Aynı zamanda teknolojiye ilgi duyuyorsanız kendinizi zinde tutabileceğiniz en iyi alan aslında melek yatırımcılık. Çünkü bütün teknolojilere, yeni gelişmelere hakim oluyorsunuz. Ve burada işte kitabında da yazdığı gibi David Rose, ki evet gerçekten bu melek yatırımcılık camiasında önemli bir insan Amerika'da. Marketten aldığınız domatesle bahçenizde yetiştirdiğiniz domatesin tadı arasında ciddi fark oluyor. Dolayısıyla siz ne kadar bir işin elinden tutup onun büyümesine şahit olursanız o iş sizi o kadar memnun ediyor. Aslında belki de hani mutluluğun temelinde yatan, hani birisine faydalı olmak, birisiyle iletişime geçmek melek yatırımcılığın doğasında var. Dolayısıyla bir borsada hisse senedine yatırım yaptığınızdaki alacağınız haz da bir melek yatırımcı olarak, bir girişimciyi yakından tanıyarak, onların hikayesine, onların heyecanına şahit olarak yatırım yapmak arasındaki haz arasında dağlar kadar fark var. Ve ben ikincisinin çok daha yüksek olduğunu size garanti edebilirim. Ya para kazanırsanız gerçekten iyi para kazanabilirsiniz. Ama işin doğasında da burada kaybetmek de var. Çünkü siz girişimciyle zaten aynı yerden başlıyorsunuz. Yani ikiniz de kazanırsanız beraber kazanıyorsunuz. Kaybederseniz de beraber kaybediyorsunuz. Yani bu riski alarak bu işe girmek lazım. Ama az önce de dediğim gibi yüksek risk yüksek getiriyi sağlıyor. O yüksek getiriyi de yine sahip olabilirsiniz. Ata Uzun Hasan'a bize katıldığı için teşekkür ederim. Haftaya yeni konuklarımız olacak. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.